Dalga geçiyorlar benimle şeyi Evet ya, bardağında. çay yapmak istiyordum. Şimdi yayındayız. Yayında mıyız? Yayındayız. Dur beni şeyimi baksana. Ben hareket ettiğim için benim odağımı yapamadı. Şaştı odağı kameranın. Neyse. Ben şey Yücel sen açılış yapsana madem. Baksana kamera beni istemedi yani. Tabii. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Yayına girer girmez şey oldu. Odak dışı kaldı Fatih Güner. Bugün çok güzel konuklarımız var. Onur Özcan, hepinizin Twitter'dan özellikle ve Patreon'dan takip ettiği içerik üreticisi. Biz de kendisinden çok şey öğrendik. Bu akşam da daha fazlasını öğrenmek istiyoruz. Begüm de bizim komünitedeki tasarım geliştiricilerimizden. O da bizimle birlikte indie geliştiriciliğe, bağımsız geliştiriciliğe adım atıyor. Yaptığı yeni ürünüyle birlikte. Herkes burada. Şimdi chatte akmaya başladı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sözü Fatih'e bırakayım. Tekrardan hoş geldin Begüm, hoş geldin Onur. Hoş Bizi bulduk. çok mutlu ettiniz. Bu akşam bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben neden bilmiyorum. Kameram ayakta olduğum için herhalde beni odaklayamadı. Kusura bakmayın. Onur hoş geldin. Yüzünü gördüğüm Hoş zaman çok bulduk. mutlu oluyorum. Öyle Çok insanlardansın. teşekkürler. Begüm'ü de Teşekkürler. davet etmemin sebebi aslında bir yandan bu. Begüm de ne zaman toplantı yapsak, status toplantıları falan hep gülüyor, gülümsüyor falan böyle. Enerjisi çok yüksek. Aynı zamanda hani Onur'un bulunduğu konumun tam tersinde. Onur malum internetten para kazanma yöntemleri ve şey formatları konusunda Türkiye'nin belki de en uzman üç kişisinden bir tanesi. Ve yaptıklarını işte kazandıklarını paylaşan ve bir tavrı olan birisi. Aynı zamanda bir tavrı var Onur'un, herkes biliyor. Begüm de daha yeni başladı. Komüniteye üye oldu. Bir arkadaşı vasıtasıyla üye oldu. Ve şimdi ve büyük ihtimalle ocağın ilk haftası falan şu Christmas dönemini atlatalım. İlk ürününü satışa çıkartıp internetten ilk dolarını kazanacak. Umarız. O yüzden Begüm'ü de o yüzden davet ettim. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Benim kameram saçmalıyor ama olsun, umarım az sonra düzelecek. Hoş geldiniz. Şimdi ben yavaş yavaş buradaki şeyleri ne adı ekrana vermek istiyorum, buradaki güzel mesajları. Ancak Onur az önce tam canlı yayından önce konuşuyor olduğun şeyi bir daha bir baştan alıp o konuyla ilgili fikrini belirtir misin? Hiç soru sormayacağım. Sen zaten Tamam. başladığın yerden insanlar ne söylediğini biliyor olacaklar yani. Ya işte hani sen dedin ya hani tavrı olan bir arkadaş falan diye böyle ve hani işte kişi bağımsız böyle yorum yapan benzeri bir şeyler konuşuyorduk. Ya ben de oradan yurt dışındaki bu kültüre değinmek istemiştim. Mesela ben dün de bahsettim. Mesela WebRazi ile ilgili bir şey yazıyorum. Ya ne bileyim web teknoloji ile ilgili e-girişimle ilgili bazen işte senle ilgili ne bileyim altına yazıyorum falan işte başkasına yazıyorum falan. Bence bunlara böyle açık olmak lazım yani. Çünkü ya böyle böyle aslında biz birbirimizi sektörü falan geliştireceğiz. Ve buna çok güzel uygulayan ya uyguluyorlar yurt dışında. Mesela işte Reddit'te çok güzel subredditler var. İşte Roast My Startup var. İşte Roast My Design var. Roast My Landing Page var. Var ve herkes burada birbirinin işini hani tabiri caizse bokluyor yani hani diyor ki ya bu ne biçim ya tabii böyle sığ bir şekilde demiyor da hani abi olmamış diyor çünkü böyle böyle bir şey zaten vardı ya da işte bunun market şeyi yok piyasası yok diyor ya da ne bileyim işte bir tasarım paylaştıysa bunun işte renk şeması uygun değil diyor işte hani ya sürekli yani negatif eleştirilerde bulunuyorlar ve herkes bunu gayet şey alıyor kullanıyor. Yani olması gereken feedback de bence bu arada. Yani ya bir şey çıkarıyorsun mesela atıyorum aynı komünitedeniz. İşte Yücel diyor ki o harika olmuş eline sağlık muhteşem. İşte ne bileyim Fatih diyor ki o eline sağlık retweetler like'lar falan. Ya böyle olunca işte hani o echo chamber'a maruz kalıyoruz bir noktada. Yani oradan çıkıp böyle gerçekten insanların samimi yorumlarını yapabildiği, eleştirdiği ya da doğru feedback verebildiği bir ortama evrilmek gerekiyor diyordum. Süpersin. Süper bir başlangıç oldu. Şöyle, herhalde bu dörtlünün arasında internette yani Onur sen de görüyorum tepki aldığın da oluyor. Ancak büyük ihtimalle geçtiğimiz 12 yılda benim aldığım kadar tepki almamışsındır diye düşünüyorum. Çünkü eskiden medya işi yapıyor olduğum için sabahtan akşama kadar giydiriyorlardı yani tabiri caizse. Onlar bugün aslında eğer Begüm de kabul ederse biraz böyle Fransızca konuşabiliriz. Böyle hafif argoya
kaçabiliriz eğer okeyse. Çünkü şey yani öyle bir kadro var ki şu anda hani böyle şey Begüm'ün ismini böyle bu kadro güzel tam istediğimiz noktaya çekecek diye düşünüyorum. Çünkü geleceğin Türkiye için önemli yaratıcılarından bir tanesin diye düşünüyorum. Şimdi o eleştirileri gerçekten de eğer insanlar yapıcı eleştiri gibi kurgulasa aynı senin söylediğin gibi ve sen tweetini yazdıktan sonra demişsin ki Webrazzi aslında sektörde ne zaman bir haber versek bilmiyorum. Hep yapan bir yer demişsin. Benim de deneyimim o yönde. Her ne kadar eskiden eleştiriliyor olsam da eleştirdiğim yerlerimi bayağı da toparladı. Hala da eleştiriyorum ama arkadan eleştiriyorum. Onlara kendim yazıyorum. Çünkü artık öyle bir iletişim kanalım var öyle. Ancak özellikle komünite gibi toplulukların bence birbirlerine sağladıkları en güzel şey bu. Biz birbirimizi yapıcı eleştirilerle besleyebiliyoruz. Bu da işin ve kişinin gidişatını o anlamda çok etkiliyor. Şimdi ben izninizle aramızdaki hanımefendiyle başlamak istiyorum. Begüm, sana bir soru soracağım. Tabii. Senin ilk iş tecrüben mi bu? Nedir? Biraz kendinden bahsetsene bize. İş tecrübelerinden biraz bahsetsene. Okey. Tamam. Ben Begüm. Karşılaştırma edebiyatı mezunuyum. Tasarım işi olarak bundan önce daha önce 836 için podcast kapakları tasarladım. Ama gerçekten tasarım işi olarak hani ilk bu tarzda bir ürün çıkartıyorum. Non-binary avatar adı altında bir ürün çıkartacağız inşallah. Böyle. Fatih abi seni kaybetmedik değil mi? Yayındasın. Ya benim görüntüm gidip geliyor internetim. Çok evet biraz geriden geliyor. Non-binary avatars. Şimdi biz bildiğimiz için direkt gözümüzde canlandı ama bilmeyenler için nedir? Felsefesi nedir? Kısaca bahsedelim mi ondan? Tamam tabii ki. Şimdi bu konuyu açıklarken öncelikle non-binary terimini anlamak çok önemli. Non-binary basitçe anlatmam gerekirse kendini ne kadın ne de erkek olarak tanımlayan, sınırlandıran bireyler topluluğu. Benim bu non-binary avatar fikri benim aklıma şu şekilde geldi. Hem kadının hem erkeğin, tabii bu non-binary avatar adı altında demiyorum. Hem kadın hem erkeğin kullanabileceği ürünler çıkartmak istedim. Yaptığım ürünün de non-binary olması buradan geliyor. Ve şöyle, tasarımlarımda en çok dikkat ettiğim şey, normalde herhangi bir tasarım, bir kadın figürü olduğunda genelde işte yuvarlak hatlar, zarif hatlar, ince figürler, erkek tasarımlı, erkek figürleri tasarlandığında da daha kare, böyle sert görüntüler karşımıza çıkıyor. Çizgi filmlerde olsun, herhangi bir tasarım figüran herhangi bir şey olsun. Ben bu iki sınırlandırmayı ortadan kaldırmak istedim. O yüzden kendi tasarımlarımda siz de göreceksiniz. Tamamen yuvarlak kadın. Evet. Yuvarlak ve kare şeklinden çok üçgene odaklandım ve tüm bazlarımı aynı kullandım. Hem kadının hem erkeğin kullanabileceği şekilde. Evet. Tabii bu daha değişecek, yani, renkler değişecek, evet. Şeyler değişecek falan ama. Şimdi ben izninizle bir hızlıca açıklama yapayım. Begüm'ün internetten para kazanmaya başlaması anlamında ürettiği ilk ürün bir tasarım ürünü. Bu tasarım ürünü kendini cinsiyetlerle tanımlamayan insanların profil fotoğrafı olarak kullanmaları için bir grafik seti. Ve bu grafik seti gördüğümüz kadarıyla yaptığımız araştırmaya göre dünyada eşi yok. Dolayısıyla bunu satabileceğini düşünüyoruz. Satabilecek bir şey olduğunu düşünüyoruz bu ürünün. Begüm de sağ olsun revizyonlarımızla birlikte biz de bir sürü revizyonlar verdik. O da bize bir sürü bir şey öğretti, yeni bir şeyler öğretti. Ve sağ olsun ortaya böyle bir ürün koydum. Şimdi Onur'a döneceğim öyleyse. Onur, sen ilk internetten sattığın ürünü ya da ilk internetten... Şöyle, ilk internetten kazandığın para değil miydi? İlk sattığın ürün gerçekten. Ürünü hatırlıyor musun? Ne o?
Ürün listede web sitesi sattım. Web sitesi sattın. Yani evet, yani sayılarını bilmiyorum ama web sitesi yine Böyle tam böyle e-kitap tek. gibi falan, çünkü ben geçen seneden biliyorum senin Color Psychology diye bir Evet e-kitabın var. evet. Mesela Evet, öyle bir o şey sormuştum. anladım. Yani ürün, yani evet, bir web sitesi ürün sayılır mı? Yani o açıdan baktığında sayılmayabilir ama ilk olarak lise döneminde bir tane web sitemi satmıştım. Ürün olarak çok geç başladım ve WordPress teması sattım. WordPress temasını da affiliate odaklı WordPress temaları oluşturmuştum ve onları satmıştım. Çünkü orada ben aradığım şeyi bulamıyordum böyle. Hani affiliate bazında böyle hem SEO odaklı hem de böyle affiliate'e ya insanların böyle işte tıklamaya teşvik edecek nitelikte bir WordPress teması bulamıyordum. Sıfırdan böyle brief yazdım, tasarlattırdım. İşte WordPress için kodlattırdım ve ilk olarak onu sattım. Bir inceleme review temasıydı. Ürün olarak ya WordPress teması denilebilir. Hangi Peki. yıllardan bahsediyoruz burada? Aynen. Onu da söyleyelim isterseniz. Yani web sitesini gerçekten 17-18 yaşımda falan satmışımdır. Bu şeyde review sitesinde 7-8 sene olmuştur. Şu an kaç yaşında, kaç yaşındaydın Ben bu arada? 32. 80 89'luyum, 30 kaç oluyorum? 32 yaşında oluyorum. Evet. Vallahi bravo, çok iyi yani. 15 yıl önce satmışsın ilk Evet. internet işini. Peki Evet. ne kadar para kazandığını hatırlıyor musun o dönem? Hatırlıyorum ya. Yani iyi para kazanmıştım. Çünkü çok iyi bir siteydi. Yani hiç beklemediğim bir şekilde büyüdü ve ya site şöyle büyüdü. Ben siteyi kurdum. Hatta lisedeki edebiyat öğretmenim bile benim için çalışıyordu. İngilizce içerik yazıyordu. Ve o zaman onun da AdSense'i vardı ve onun AdSense kodları, yani AdSense reklamları kendi yazdığı içerikte yayınlanıyordu. Ve böyle 7-8 kişi birlikte çalışıyorduk. Yani site benimdi. Ben komisyon olarak sadece, o zamanlar mobil yok tabii, desktop düşünün. Sidebar'daki reklam alanları benimdi. İçerik içerisindeki reklamlar da yazarlarındı. Ve çılgın bir büyüme oldu böyle. Çünkü deli gibi içerik giriyoruz falan. Böyle işte Filipinler'den adam var, edebiyat hocam var, ben varım işte, ne bileyim, başka bir arkadaşım var falan. Daha sonra sattım, iyi paraya sattım yani. Hani yine yurt dışına sattım. Anladığım kadarıyla bir content pazar yeri yapmışsın gibi geldi bana yani. Aynen. Ya bayağı böyle işte TV entertainment, ondan sonra celebrity, işte gossip falan böyle. Hani çok iyi büyüyen bir site oldu. Onu o zaman çıkarmıştım elimden. Aklıma bu site geldi. Bildirgeç'i hatırlar Bildirgeç, mısın? evet, Pilli Network falan vardı. Evet, Aynen. aynen. Hasan. Evet, aşağı Bildirgeç. yukarı aynı dönemde. Aynen. Ha, aynı dönem. Bildirgeç'te ben para kazanmışımdır. Garanti Bankası'ndaki hesaba Bildirgeç'ten para gelmiştir yani. Hani Çok kaç iyi. seneler, kim bilir kaç Evet. sene önce, ama benim de galiba AdSense'den ilk kazandığım para 2005-2006'lar falan olması lazım. Ne kadar inanılmaz bir sene geçmiş üstünden. Çok güzel Kesinlikle. hikayeler. Az sonra yine dinleyeceğiz. Hı. Yücel, sen de bahsetsene, sen ilk ne zaman para kazandın? Ya benim uzun anlat. Ya benim internetten ilk kazandığım para çok şey değil. Çok geçmişi yok. Haziran dersek, Nisan pardon, 2020 Nisan. Yani aslında şu an ekranı ikiye böldüğümüzde deneyimsiz tarafta oluyorum ben de. Çünkü yani 10 yıl Estağfurullah. önce ben hiç bilmiyordum bu dünyayı. Hiç haberim yoktu. Başka şeylerle uğraşıyorduk. Ben de afiliyeti işte Onur'un içerikleri sayesinde öğrendim, fark ettim. Neler yapabileceğimi, triklerini öğrendim. İşte kendim de bir anlamda işte HTML, CSS'de basit web siteleri yapmaya çalışıyordum. Pratik yapmak için bir web sitesi yapmıştım. İşte Product Hunt'a çıktı benim işte tek sayfa HTML. İçerisinde belki 30-40 tane affiliate linki vardı. O günün akşamına 12 saat doldu dolmadı emin değilim. Wasfun yaptıktan sonra Fırat'ın canlı yayına çıktım ve ilk kazandığım şey böyle bir 4-5 sent bir şeydi. O da üye olana verdikleri ücretten. Ertesi sabaha bir 10 dolar kadar bir şey kazanmıştım sanırım. Yani 15 Nisan'da 2020 diye de tarih de vereyim yani ilk 2020 tarih mi, olarak. 2021 mi? 2021, evet Tabii. Tabii. pardon. Çünkü ben de diyorum ki 2020 dedi Bu iki defa. Nisan, bu Nisan. Yani daha Bu çok yeni Nisan. aslında. Yeni Şimdi yeni. tam onu soracaktım. Onur,
sana soracağım. Sonra da Begüm'e çok benzer bir soru soracağım. Sen şu anda ürün geliştiriyorsun ama gördüğüm kadarıyla ürünle ilgili, yaptığın ürünle ilgili neredeyse hiçbir şey sen yapmıyorsun. Hep birilerine yaptırıyorsun. Ve ondan sonra bu yaptırdığın şeyleri geliştirdiğin ürünün içine koyuyorsun ve anladığım kadarıyla buradan para kazanıyorsun değil mi? Biraz anlatır mısın oradaki sistemi? Yani ben de aslında Begüm gibi edebiyat mezunuyum. O yüzden hani yani teknik anlamda yani yazılım açısından çok şey bilmiyorum. Yani hani WordPress'te çok uğraştığım için PHP'ye falan hakim ama PHP de bugün böyle yazılımcıların artık hani her gün böyle alay ettikleri hani yerin dibine soktukları bir yazılım dili oldu. O yüzden güncel bir şey de bilmiyorum. Hani tasarım da yapamıyorum çünkü renk körüyüm. Yani öyle bir şeyim de yok. O yüzden ben bayağı şeyim böyle. Hani kısıtlıyım birçok açıdan. O yüzden tüm ihtiyaçlarımı freelancerlarla gidiriyorum. Yani şöyle, eğer özel bir tasarım ihtiyacım varsa, mesela kaliteli bir tasarım ihtiyacım varsa bunu işte 99 Design'dan gerçekten hani iyi tasarımcılara yaptırıyorum. Tabi buradaki yani ücretler atıyorum Upwork ya da diğer işte freelancer platformlarına göre daha fazla oluyor ama nihayetinde üzerinden gelir elde edeceğine inanıyorsan o yatırımı yapıyorsun. Yazılım konusunda da yani eskiden işte Elance vardı, freelancer.com vardı. Gerçi Elance ve Odesk birleşti, Upwork oldu falan. Yani Upwork'tan yaptırıyorum. Yani Upwork'ta artık bir yazılımcı bulmak gerçekten yani çok kolay ve şey düşünüyorsun böyle. Yani hani artık piyasa bu kadar büyümüşken ve dünyanın herhangi bir yerinden çok iyi bir yazılımcıyı çok makul fiyatlarda istihdam edebiliyorken hani oturup niye yazılım öğrenmeye çalışayım ki diyorsun. Yani işin daha çok marketingine ve stratejisine ve fikir kısmına asıl böyle enerjimi ayırıyorum ama işin üretim kısmı tamamen outsource edilmiş durumda. O da dediğim gibi hani freelancer platformlarıyla yürütüyorum. Yani o platformlar avantajlı oluyor. Yani şöyle avantajlı oluyor. Mesela böyle Twitter'dan da ya da ne bileyim hani forumlarda falan denk geldiğim insanlarla da çalışmak istedim ama onlar da böyle bir noktada özveriyi falan yitiriyorlar. Fakat o platformlardaki adamların temel motivasyonu iyi iş çıkarmanın yanı sıra iyi de rating almak olduğu için hani gerçekten iyi bir commitment'la işlerini çoğu kere temiz bitiriyorlar. O yüzden o platformlar üzerinden outsource ediyorum ben de. Bu konuda senin geçen sene hatırladığım kadarıyla aslında sen bana geçen sene atmıştın. 6 yıllık bir internet siten vardı. Ve bu internet sitesini daha da kaliteli bir paraya çevirmeye ciddi bir trafiği vardı hatırladım. Aylık 100 bin kişi falan giriyordu galiba siteye yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bunu paraya çevirmenin yolu olarak sen bir e-kitap yayınlamıştın. Evet. Ve o e-kitabı kendin yazmadın, tasarımı da kendin yapmadın. Kısaca bir ondan bahseder misin? Bahsedeyim yani o web sitesinde aslında Patreon'da falan Twitter'da falan da birkaç örnekte paylaşmıştım. colorpsychology.org diye bir tane site. O da işte renklerin psikolojisi ve hani az önce de bahsettim böyle çok benim böyle yazabileceğim bir içerik zaten değil. Orada da zaten bir içerik vardı ve içerik bayağı artık referans alınmış vaziyette. Yani işte New York Film Akademisi'nden tutun da işte Godet'in bloguna kadar ya da ne bileyim ya bugün aklınıza gelen tasarımla ilgili ya da renklerle ilgili birçok konu yani bir konu geçiyorsa bu siteye mutlaka bir referans verilmiş vaziyette. Neyse ben de dedim ki yani bu sitenin içeriğini artık bir e-kitap yapayım ve insanlar şey yapsın böyle hani satın alsın ya yani çünkü orada iyi bir içerik var. İnsanlar belli ki içeriği tüketiyor, faydalanıyor. Hani kitaba ihtiyaçları olmasa bile en azından destek güdüsüyle böyle şey yapsınlar. O e-kitabı satın alsınlar istedim. Zaten yukarıda da hani bir tane banner'ı görüyorsunuz burada. İşte e-kitabımızı satın al sadece işte Pumpkin Spice Latte fiyatına işte 4.95 ödeyerek bu kitabı satın alabilirsiniz dedim. Şimdi kitabı tabii ben şey yaptım, ya baştan yazdırdım böyle başkasına ve kitabın tasarımını da yine Upwork'ten birisine yaptırdım.
110 satış gözüküyordu son linkte ama Gumroad birçok kere benim hesabımı kapattı. Çeşitli sebeplerden. Aa, aynen işte bilmem ne transaction dönmüş dedi ve ne diyorlar ona ya? İşte para aklama şey bilmem neyi gereği işte kapatıyoruz falan dedi böyle işte. Hani hacklenmiş kart olabilir, bilmem ne olabilir ama hiç ilgisi yoktu o konularla falan. Ya en son Gumroad hesabında 110 satış falan var böyle. Orada da biraz şeye vurdum işi yani. Hani dilenciliğe de vurmadım değil işte. Hani Pumpkin Spice Latte fiyatını kitabımı al. İşte orada bir tane daha metin var. Orada yazar şey diyor. Ya işte ben bilgiyi sunuyorum ama hani hosting giderlerim var, domain giderlerim var. İşte bunları karşılayabilmem için bu kitabı alırsan sevinirim tarzında da bir metin var falan. Öyle ilerliyor ama dediğin gibi kitabın tüm içeriği, zaten sitenin içeriği de öyle ve tüm tasarımı outsource edilmiş vaziyette. Ve iyi ya, yani bilmiyorum. Hani çok şeyim yok bu konuda. Hani e-kitap ne kadar satarsa iyidir. Yani bilmiyorum ama işte hani herhalde aylık 15-20 tane falan satıyor galiba ya. Daha fazla bence olabilir. Sen orada bir şey diyeceğim. Bence sen kitabı çok bastırmıyorsun. Kitabı bastırsan bence o kitap satar gibi geliyor bana. Onu sana söyleyeyim. Yani i̇şte o web sitesinde sadece üstte bir bar koyuyorsun. Hı-hı. Ondan sonra ama anladığım kadarıyla senin biraz tarzın da bu. Yani şey değil, hırçın, agresif bir tarzın yok galiba satış konusunda. Öyle gibi geliyor bana. Sen ya trafik evet. Belki evet, trafik yani tarafında beklentin o yönde. Yani trafiği aynen daha da çoktureyim falan diye. Aynen. Ya oradaki beklenti demeyeyim de matematik şöyle. Zaten ben trafikten reklamlarla iyi kazanıyorum oradan. Ve kitabın satışı da hiçbir zaman o reklam gelirini şey yapmayacak, geçmeyecek. O yüzden kullanıcıyı böyle işte kitap pop-up'ları, banner'ları, işte ne bileyim işte exit intent pop-up'larıyla falan böyle kullanıcıyı bölmek istemiyorum. Yani kullanıcının içeriği tüketsin, reklamları görüntülesin. Ve yoluna baksın yani. O yüzden öyle bir şeyim var. Hassasiyetim var orada. Beklenti meselesi tam da Begüm'e sormak istediğim şey buydu. Begüm, beklentin nedir? Yani bak şimdi Onur bir şeyler söylüyor. Zaten seninle görüşmelerimizde ve bizim işte yayınlarımızda, topluluğun içinde olsun hep bunlardan bahsediyoruz. Hani bu tarz başarı hikayelerinden bahsediyoruz falan. Merak ediyorum senin beklentin ne? Yani nereden geldi ürün geliştirme fikri sana? Kim söyledi ya da kim kafanı açtı? Ve sonrasında düşündüğünde neden hani kendini bu noktada gördün ve bu noktadan belki nereye götürmek istiyorsun beklenti olarak? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kitap aşırı hoşuma gitti. Yayından sonra inceleyeceğim, bakacağım. Denk gelmem iyi oldu. İşime yarayacak bir kitap gibi gözüküyor. Evet, ya özellikle tasarımcılar zaten site ziyaretçileri falan şey gördüğüm kadarıyla. Öğrenciler ve tasarımcılar. Evet, bölmeyeyim Begüm. Devam et lütfen. Ben şöyle, çocukluğumdan beri çizim yapmayı çok seviyorum. Hatta çocukken ilk amacım moda tasarım okumaktı. Fakat vazgeçtim ondan. Ve hani edebiyat okuduğum için artık bir noktada hani şey kafasında değilim zaten. Hani edebiyat okuyorum, hani sevdiğim işi yapacağım her halükarda. Bir mühendis değilim, bir avukat, bir mimar vesaire, öyle bir şey okumuyorum. Edebiyat okuyorum, buradan istediğim yöne açılabilirim, istediğimi yapabilirim diye düşünüyordum. Bölümün bana sağladığı dil seçenekleriyle vesaire de. Mezun oldum, yeni mezun oldum. Diplomamı alacağım. Önümüzdeki haftalarda falan alacağım. O kadar taze mezunum. Şöyle mezun olduktan sonra şöyle bir durdum ve düşündüm. Dedim ki ben ne yapmak istiyorum? Tamam, okul bitti. Okul süreci bitti. Yüksek düşünmüyorum vesaire. Ben resim yapmayı, tasarım yapmayı seviyorum. Arkadaşım Arda sağ olsun. Böyle böyle bir yer var. Bak hani kullanabilirsin yeteneğini dedi. Komüniteye geldim. Dedim ben komüniteye ne verebilirim? Komünite bana ne verebilir? Ben komünitede sevdiğim bir şey yapabilirim. Bunu gördüm ve çok hoşuma gitti. Buradan peki bu ürünü çıkardıktan sonra benim beklentim ne? Açıkçası benim şu anki tek beklentim, daha çok yeni olduğum için yeni yeni öğreniyorum buraları, tatmin olmak. Yaptığım işten en büyük önceliğim yaptığım işten tatmin olmak. Onayladığım bir işi çıkartmak istiyorum. Yani kendi içimde onayladığım bir işi çıkartmak istiyorum. Evet, ben bunu yaptım. Olsa da olmasa da ben bunu yaptım
demek istiyorum. Benim ilk beklentim bu. Süper. Bu arada bir şey diyecektin Yücel. Sen söylesene. Ya ben şeyi soracağım. Onur'a soracağım bunu. Şimdi Begüm ve Yücel fikirleri var. Yaptılar. Çok güzel sonuçlar aldılar ya da almadılar. Yeni bir şeye başlamak istiyorlar. Şimdi ben yeni bir projeye, yeni bir ürüne girişmeliyim. Ya da ben şu anki işimi daha fazla üzerine düşmeliyim. İşte ona içerik üretmeliyim, marketing yapmalıyım. Buradaki karar vermedeki etkenler ne olmalı? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü yani çevremizdeki herkesin ürün fikirleri var. Ürün yaparken de ihtiyacı doğuruyor. Yeni problemler görmeye başlıyoruz ve hemen başka bir işe geçme güdüsü oluyor hepimizde. Burada eminim yani bir vaka vardır senin cebinde. Onu ben duymak ve öğrenmek istiyorum. Bilmiyorum çok bağlantılı oldu mu ama merak ediyorum gerçekten bunu. Yani ya bir işe başladıysanız bence mesela Begüm'ün işi gayet spesifik bir iş ve belli bir zümreye hitap eden bir iş. Bence o noktada o hani hedef kitlesine erişip erişmediğinden emin olmak lazım. Mesela Begüm bunu nasıl yapabilir? Yine Twitter'da bir dünya community var non-binary ile ilgili. Daha sonra yine Reddit'te community'ler var. İşte blog yazabilir ya da işte bu işe, yani iş demeyeyim de hani bu iş diyeyim. Bunlar hani gönlünü vermiş dernekler, kurumlar falan var mesela. Mesela onlarla birlikte ortak işler yapabilir. Aynı zamanda bir NFT projesi mi çıkacak? Yanlış mı şey yaptım? NFT yok. Hayır. Sadece şey mi çıkacak? En azından şimdilik bir düşüncemiz yok bu konuyla ilgili. Sadece karakter çıkacak değil mi? Evet. İndirilebilir bir zip dosyası. Aynen. Süper. Ya işte şey yapabilir. Mesela gelirinin bir kısmını atıyorum LGBT plus derneklere bağışlayacağını yazabilir mesela. Hani öyle bir bağış iddiasında bulunduğunda o komüniteler de sosyal medyada fazlasıyla destek verir bunlara. Hani bu tarz şeylerin tamamını düşünüp yoklamak lazım, ittirmek lazım. Ve sonuç alınıyorsa hani ona böyle rölantide bırakıp diğer işlere kafa yormaya başlamak lazım bence. Sonuç alınmıyorsa da bırakmak lazım. Çünkü sen zaten yani yapabileceğin her şeyi yapmışsın, deneyebileceğin her şeyi denemişsin. Target, hedef kitlene ulaşmışsın. Hedef kitlen bunu uygun görmemiş. Hani bunu benimsememiş. O zaman hani başka bir şeye üretmem gerekiyor diyebilirsin. Yani olmuyorsa zorlamamak lazım. Oluyorsa da yine boş durmamak lazım. Onu işte rölantide bırakıp diğer işlere böyle yavaş yavaş zaman ve yani nakit ve vakit kaynağı ayırmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir noktadan sonra çok insanı sıkıyor yani. Hani bilmiyorum. Sürekli ya farklı şeylerle oyalanmak, farklı şeylere fokuslanıp böyle o dinçliğini taze tutmak istiyorsun. O yüzden öyle yapmak gerekebilir. Şey ekleyeceğim. Onur süper konuştun. Bu arada Begüm'ün ürününü her ne kadar biz böyle lanse etmiş olsak da aslında hedefimiz şuydu kafada. Biz bir tane şu anda piyasada rakibi de olmayan bir ürünü ortaya koyalım. Hatta iki tane set koyuyoruz. Bir tane de set koymuyoruz yani. İki set birden koyuyoruz. Sonrasında baktık ki burada bir hareket var. Baktık ki burada bir canlılık var. Başka avatar setleri de tasarlasın Begüm. Ve atıyorum toplam 8-10 tane avatar seti olduğunda o sitede her biri ayrı ayrı satılsın. Aynı zamanda tamamını toplu şekilde almak da mümkün olsun falan diye. Aslında çok detaylı bir avatar şeyi yapalım istedik yani. Bir avatar satış sitesi yapalım istedik. Ondan sonra ilki bu. İlk adımı bu. Çünkü rekabetin az olduğu bir alanda var olalım dedik. Yani rekabet burada az. Çünkü rakibi yok. Öyle bir şey. Nitekim satışta da gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Yani sen de biliyorsundur. Yani insanın aklına bir fikir geliyor. Ben bundan bir dijital ürün yaparım diyor. Sonra bir bakıyorsun o dijital üründen aslında 300 tane var ortalıkta. Oysa sen yeterli araştırmayı yapmamışsın. Dolayısıyla onu kenara atmakta ya da o belki de bir satış önerisi, değer önerisi getirmekte fayda var. Ama evet olmuyorsa zorlamamak lazım. Çok çok
iyi bir yaklaşım. O da ayrı konu diye düşünüyorum. Şimdi şeyi söylemek istiyordum. Az önce kimseyi de hatırlamıyorum da. Yıllarca bana işte sen medya işinden yani içerik işinden para kazanamazsın dediler. Neden? Çünkü ben İngilizce yapmıyordum, Türkçe yapıyordum. Türkçe yapacağım ve para kazanacağım dedim. Hakikaten bir yıl boyunca herkes söyledi yani sen bu işten para kazanamazsın diye. Sonradan ortaya çıktı ki hakikaten bu işten para kazanılmıyormuş Türkiye'de. Yani Türkçe içerik işinden Türkiye'de para kazanılmıyormuş. Eğer böyle şey dramatik trafik kaynağı getirmeye çalışıp oradan hani şey arbitraj dediğimiz işte şey satmak, bir şey satmak ya da affiliate üzerinden bir şey satmak yapmıyorsan içerik işi 5 kuruş para getirmiyor. AdSense, MadSense ayda 200 dolar, 300 dolar belki getiriyordur. O da 3-5 evet. Şimdi biz ne yapmaya çalışmıştık? Trafiğimizi paraya çevirmek için başka yöntemler aramaya başladık. Eğitim satmaya başladık. Benim kendim online eğitim yapmaya başlayalı 4,5-5 sene oluyor belki. Ancak online eğitimden önce zaten eğitim programı yapıyordum. Bilgi Üniversitesi'yle, Yıldız Teknik Üniversitesi'yle. Dolayısıyla aynı aslında senin yaptığın gibi Onur. Eğer ürün satmıyorsa da en azından elinde trafik varsa trafiği paraya çevirmenin yaratıcı yollarını bulmakta. Ya da de ki ürün satmıyor ama takipçilerin iyi. Mesela Yücel'in Twitter'daki takipçileri çok iyi. Takipçi sayısı bana göre az mesela. Senin takipçi sayına göre az takipçi sayısı. Ama dünyanın dört bir yanından tanınmış indie hackerlar takip ediyor. Neden? Çünkü itibarını iyi yönetiyor Twitter'da bence. Bayağı iyi. Ben de onun gibi iyi yönetebilsem hatta itibarımı. Hatta belki Onur sen bile zaman zaman istiyorsundur onu yani. Abi ben çok istiyorum. Açıkçası yani ben bazen beni takip edenlere bakıyorum utanıyorum yani. Bu insanlar bu yazdıklarımı görüyorsa yani herhalde gerçekten mahcup oluyorum kendi yazdığından dolayı ama ben tabii şeyim yani o konuda artık bilinç akışı şeklinde böyle hani çok hiç editörümü düzeltmeden dümdüz aklıma ne geliyorsa yazıyorum. Tabii ki bunun negatif yansımaları da oluyor ama işte orada şeyin verdiği finansal bağımsızlığın getirdiği bir güç var yani aman diyorsun yani hani ne olacak ki diyorsun ama birilerine bağlı olsam ya da hala ne bileyim bir ajans çalışanı olsam bu kadar rahat hareket edemem yani. O yüzden edemeyenlere de hak veriyorum. İçerikle ilgili bence güzel bir noktaya değindin abi. Hani trafik evet şeyi getiriyor. Çok trafiğe ihtiyaç var Türkçe içerikte. Ama mesela son zamanlarda böyle belli kitlelere hitap eden çok güzel siteler var. Duymuşsundur sen de. İşte bunlardan bir tanesi The Magger. Diğeri Augusto. Bunlar Türkçe siteler ve bunların trafiği de böyle hani ne bileyim 500 bin falan yoktur aylık. 400-300 bin bile olmayabilir. İmkansız çünkü. Aynen şey paylaşıyor. Atıyorum ya yani çok farazi konuşuyorum şu arada. İşte Balenciaga ayakkabı işte 2022 bilmem ayakkabı modelleri falan yazıyor. Tamam mı? Kaç kişi biliyor abi 83 milyonluk Türkiye'de. Ama şeyi var böyle. Mesela reklam verenlerine bakın. Şu anda açtım böyle Augusto'yu. Şok oldum. Mesela yılbaşı kategorisine iRobot üstlenmiş. Gastronomik kısmını Yemek Sepeti, teknoloji kısmını Philips Hue, işte Wedding'i Christoffel, ondan sonra BMW sponsoru, işte Lancome reklamı var işte aşağıda, altta falan. Ya eminim çok çılgın paralar kazanıyordur yani. Hani az trafikle. O yüzden bence böyle spesifik bir hedef kitleniz olduğunda ve gerçekten bu hedef kitleye yönelik özgün içerikler ürettiğinizde de çok ciddi kazanabilirsiniz. Ama şöyle de bir detay var. Mesela sahiplerini tanımıyorum ama yani muhtemelen bu hayatı yakın kişilerdir ve bu hayatı yakın kişilerin de zaten çevresinde hani ya direkt atıyorum BMW'nin marketing direktörüyle böyle dirsek temasında olan kişiler de olabilir. O yüzden şey yapmak da lazım böyle. Yani açıyorsunuz güzel bir içerik oluşturdunuz. Ajansları zorlamanız gerekebilir orada. Şey diyeceğim Onur. Reklam almak için. Yani The Magger örneğini vermen gerçekten çok iyi oldu. Neden biliyor musun? Bilmiyorum The Magger'ın ne zaman kurulduğunu biliyor musun ama The Magger benimle 2009 yılında röportaj yaptı. 2009. Şaka yapmıyorum. 12 yıl önce ve The Magger o zaman neydi biliyor musun? O zaman çok meşhur bir şey vardı. PDF sayfalar vardı böyle flash'ta yapılan. Sağa tıklayınca böyle sağdan sola fış diye böyle sesli çevrilen. Ta o zamanlar 2009'da benimle röportaj yapmışlardı. Ben blogger'dım o zaman.
Yani bu kadar. Düşün ki 12 yıldır bu işi yapıyor. Ve yine şaşırtıcı, bundan 6-7 ay önce ben komüniteye kupa yaptırmak istiyordum. Ve The Magar'ın store'u var. Store'unda baktım güzel görünüyor bu kupalar. Dur dedim şunların bir kalitesine bakayım dedim. İki tane de sipariş verdim. Yani iki tane kupa sipariş verdim falan. Şimdi eşim de çok sevdi, sırf onları kullanıyor falan yani. Evet. Neyse konuyu dağıtmayalım. Ben Begüm'e geleceğim. Şimdi Begüm, sen bu işi toplamda ne kadar vakit harcamışsındır şu an yaptığın ürünü yapmak için? Biraz zaman konuşalım istiyorum yani. Toplamda ne kadar aktif olarak vakit ayırdın ortaya bir dijital ürün çıkartmak için ki bizden bir sürü de revizyon yedin aslında. Bu az önce gösterdiğimiz değil de ilk set için, ilk seti de görmediniz siz de. İlk set için tasarım süreci bir 7 gün desek, 2 haftada uzun sürdü, ilk set uzun sürdü. Ama ilk seti ilk defa yapıyor olduğun için de bir şey diyeceğim. Saat bazında konuşalım. 7 gün saat deme. Saat bazında kaç tamam. Saat? Totalde kaç saat? Valla 72 saat belki. Ya, tamam. Biraz şimdi daha fazla. 72 saat. Oha, sen iyi çalışmışsın ilkinde. Peki ikincisinde? Hayır, bu ikincisi 72 saat. İkincisi için 72 saat. Tamam. İkincisi biraz daha basit tasarım olarak çünkü. İlki ilk biraz mi? Daha detay gerektiriyordu. Hı? İlki vallahi bir 130-140 vardır. Tamam. O zaman sen baya üstüne düşmüş olmalısın. Çünkü şey yani neden adı? 130 saat bile bazı durumlarda hani bir ürün geliştirmek için fazla olabilir. Aslında tam ona getirecektim bir defa. Şimdi hakikaten de bizim Yücel'in yaptığı, hatta Yücel sen anlatsana şu e-commerce checklist'in hikayesini, kaç saat harcadığınızı bir anlatsana kısaca. Evet, yani e-commerce checklist aslında bizim bir info product yapalım ve ne yapabiliriz den çıktı ilk başta. İşte landing page FYI yaptık. Bunun info product denemek istiyorduk. Çünkü görüyoruz özellikle Twitter'da, IndieHacker'da insanlar Notion'da ürünler yapıyorlar. Yani kendi bilgilerini Notion'a not olarak, tekst olarak, video olarak bir şekilde döküyorlar. Ve bunu içerik olarak satıyorlar. Sattıklarını söylüyorlardı, görüyorduk bunu. Ya biz de bunu yapabilir miyiz dedik ve çalışmaya başladık. Benim işte daha önceden aile şirketinde yapmak istediğim planlar doğrultusunda çok fazla araştırmıştım bu e-commerce dünyasını. Umut'un da zaten tecrübesi vardı. Dedik birliklerimiz o zaman e-commerce checklist olarak yapalım. Birlikte ilk başta hangi kategorilerde bu ürün olacak onu belirledik. Ardından çok hızlı oldu yani. Onu belirlemeseydik belki daha uzun sürerdi ama 35-40 saatte hadi diyelim 45 maksimum biz bu ürünü tamamladık. Daha da şey yapardık, kısa sürede çıkarabilirdik ama o zaman düğün durumları vardı benim. Ama düğünden önce lansmanını yaptık güzel bir şekilde. Çok da iyi oldu gerçekten. Şimdi bunu neden bu konuyu açtım? Şu sebepten. Beni duyuyor musun? Çünkü birçok insan aslında maaşlı bir yerlerde çalışıyorlar. Ve sabah 9 akşam 5 çalışıyorlar. Ve özellikle bugün gördük ki maaşlı çalışmanın özellikle de birazcık İngilizce biliyorsan ve yaratıcı sektörlerde bir tık uzmanlığın varsa ya da yeteneğin varsa çarçur oluyor. Zamanın, emeğin, her şeyin çarçur oluyor. İşte biz bugün Yücel'le mesela komüniteye yeni katılmış bir arkadaşla görüştük. Bütün katılanlarla biliyorsunuz görüşüyoruz. Ondan sonra bu yeni katılan arkadaş bir ajansta çalışıyor. Ve çocuk inanılmaz yetenekli bir çocuk. Ve aldığı parayı hiç söylemeyeyim size. Ondan sonra ve geçtiğimiz 4 ayda maaşı hiç değişmedi. Yani her ne kadar satın alabildiği şeyler yarı yarıya değer kazansa da maaşı hiç değişmedi. Ve şimdi diyoruz ki hadi gel sana bir planlama yapalım. Ve seni yavaş yavaş sen işini hiç bırakmadan, işini bırakma sen ama akşamları, hafta sonları şeyleri vakit ayırarak artık bu işten para kazanmaya başla diyorum. Çünkü gerçekten siz söyleyin, döviz makası bu kadar açıldıkça özellikle yaratıcı sektördeki insanlar için çok büyük bir fırsat ortaya çıkmıyor mu? Ben mi yanlış acaba değerlendiriyorum? Hatta en deneyimli kişiye soralım. Onur, sence şu anda doğru zaman mı internetten
yurt dışına, dünyaya bir şey satmak, yapmak için? Yani ya bence bu her zaman doğru zamandı. Yani bu bir hayat tarzı haline gelmesi gerekiyordu. Mesela ben işte üniversitede falan edebiyat okurken Begüm de aynı şeydeydim pozisyonda. Yani ben mezun olunca ne yapacağım ki falan kafasındaydım. Çünkü ya öğretmenlik yapabilirim. Onunla yaptım zaten, denedim. Öyle devam edemezsin yani. Ben hep şey istiyordum böyle. Zaman ve mekan bağımsız çalışmak istiyordum. Yani bugün işte ne bileyim, yarın ne bileyim 11'de döneyim. İşte sahilde çalışayım. Ertesi gün sabahın 6'sında döneyim. Ormanda çalışayım falan gibi böyle. Ben o hayat tarzı için çaba gösterdim ve bunun neticesi olarak internetten para kazanmaya başladım. Şimdi mevcut durumda zaten TL için çalışmanın hiçbir anlamı yok yani. Hani işte bugün bak, yani asgari ücret falan sanmı geldi ama hani bak dolara vurduğunda yok yani, bir karşılığı yok. Aynı şekilde ajanslarda falan da aynı şekilde yani. Hatta dün de maaş mevzu dönmüştü falan. Evet. Yani burada çok yetenekli insanlar var. Gerçekten var. Ya bu insanlar biraz kendilerini zorlayıp iyi işler başarabilirler ve iyi paralar da kazanabilirler. Ya en azından kafaları rahat olur ya. Çünkü gerçekten çok zor dönemden geçiyoruz. Hem işte ekonomik açıdan hem dünya genelinde zor bir dönemden geçiyoruz. Hem zaten ülkece hani Allah kerim yani, nereye varacağımız belli değil. Yani bir de iş stresi, insan stresi falan böyle. Bence kesinlikle şu anda hani psikolojik açıdan tam zamanı yani. Kafayı bir noktada kırman gerekiyor. Ve bu kırılımın gerçekleşmesini sağlayacak tüm etmenler artık buluştu yani. Çıkıp bence zorlayabilirsin. Bir dünya kaynak var internette. Senin dediğin gibi İngilizce bilen ve azıcık kafası çalışan insan için değerlendirilebilir ve $1000 bugün 15 bin lira yapıyor yani. Hani çok imkansız, çok hayali rakamlar değil bunlar. Evet. Çaba göstermek gerekiyor ama yani ne için, hani şey yok, bedava peynir fare şeyinde mi olur derlerdi, kapanında mı olur derlerdi. Şimdi çok, hakikaten çok güzel şeyler söyledin. Bu arada aslında her ne kadar Twitter'da böyle agresif gibi görünsen de agresif bir insan değilsin. Hatta fazlasıyla da gayet anlayışlı ve şey bir insansın yani. Nasıl diyeyim? Twitter'da fight kurulmuş. Yumlu bir insansın. Yani. Öyleyim. Yani kötüyse kötü diyorsun, iyiyse iyi diyorsun. Ve şey, bunu ikisini de söylerken tarzın, tavrın değişmiyor. Ne kadar güzel. Ben de bunu yeni yeni öğreniyorum. 40 yaşımda öğreniyorum, düşün yani. Ondan sonra şey, şu konuda çok muzdaribim, çok rahatsızım. Şimdi şu an Türkiye'de artık Türk lirasıyla para kazanmak tam bir hak yeme noktasına geldi. Kimse kusura bakmasın ben bunu söyleyeyim işte. Çalışanına kaç lira verirsen ver yine de yetmez bence. Doğru değil şu anda. Ve ortalama bir UI tasarımcısını, bir arayüz tasarımcısını şu an Türkiye'de eğer hani iyi bir tecrübesi varsa, 5-6 yıllık tecrübesi varsa maksimum alacağı para 10-11 bin TL. 10-11 bin TL'de malum $600-650. Şimdi şunu, değer önerisi şu. Ben ilk defa internetten bir indirilebilir bir ürün sattığımda, bir online eğitim programı sattım. Çok da başım ağrıdı. Keşke satmasaydım falan dedim hatta 4-5 sene önce. Ondan sonra ve bu online eğitim programı $90 satıyordum o zaman. Neden? Çünkü $90 dediğinde inanılmaz bir şey değildi. Yani hani 3 lira, 3,5 lira mı, 4 lira mıydı dolar neydi? Kimsenin de umurunda, hatta 4 liraydı evet. Kimsenin de umurunda değildi. Ve lan 3 senede $90,000 mı, $95,000 mı ne sattım ya ben bu eğitim programını? Ve bir kere yaptım. Yani bıraktım, bir daha üstüne hiçbir şey koymadım yani. 1-2 ay bir şey koymuşumdur üstüne. Bir daha hiçbir şey koymamıştım. Sonra da kapattım zaten. Dedim ki yeter artık bu. Zaten eskide anasını satayım falan dedim. Kapattım. Şimdi şu anda bakınca diyorum ki kendi kendime. Ulan ben 2016'da 14 kişinin çalıştığı bir ajansın sahibiydim. Ve ne zaman ajansı bırakıp tek başına, tek tabanca çalışmaya başladım, hep daha çok para kazandım. Hep daha çok para kazandım. Yani biraz şey, biraz gerçekten insanların şey olması lazım, aktif olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi Begüm'ü tekrardan şey yapacağım. Begüm, sen aktif bir insan mısın? Aktif olmak istediğin için mi bu şeyin içindesin? Ve bak o sorumu cevaplamadın. Hakikaten beklentin okey, tatmin olmak önce ama hiç böyle para kazanayım
ve rahat yaşayayım, özgür olayım. Tabii. Öyle bir beklentin. Heh, bir bahsetsene onlardan ya. Tamam, en sondan başlayayım. Şöyle, zaten bir tasarımcı olarak benim ilk amacım tamamen kendimi markalaştırmak. Ve bu markalaşmadan tabii ki de bütçe gelir olarak da bu bana yansıyacak. İlk soru neydi? Orayı unuttum. İlk soru neydi? Dur bir saniye dur. Ben şey yorumları okuyordum da bir yandan. Yorumları ekrana verdim. Yorumları okuyordum. İlk soru, aktif bir insan mısın? Yani aktif bir insan olduğun için ve o kafayla mı böyle bir iş yapmaya başladın? Şimdi şöyle, evet aktif bir insanım ama bir noktada kabuğuma çekilmem gerekiyor. Çünkü çıkardığım parçaların bir tık düşünce gücüme de dayanıyor. Hani fikirlerim, düşüncelerim vesaire kendi kabuğuma çekilip bir tık ben yarattığım şeyler üzerine kafa yormam gerekiyor. Evet aktif bir insanım fakat sosyal hayat olarak. Şöyle yapıyorsun. Bir fikri düşünme için kabuğuna çekiliyorsun ve araştırmanı yapıyorsun bilmem ne son derece kapalı bir şekilde. Aynen sonra öyle. Üretmeye başladığın anda tekrar açılıyorsun. Bunu anlıyorum. Bu arada çünkü çok biliyorum, tamam. Çok dediğim gibi tekrar söyleyeceğim. Edebiyat okuduğum için detaylar, semboller vesaire yaptığım işlerde bir tık öne çıkıyor. Hani önemli bir noktaya geliyor. O yüzden detay ve tatmin duygusu önemli benim için en azından. Benim bir arkadaşım kolay gelsin Fatih yazmış da onu ekrana verdim az önce. Şimdi de WhatsApp'tan yazıyorum. Görgülü inşaat. Sponsorluk gibi oldu ya. Benim de biliyor musun eşim sanırım 2 senedir falan 1,5 senedir özellikle bu korona sürecinden sonra daha iyi anladı benim bu şeyimi, durumumu. Bu ofis beni mutlu etmesi için var. Bu ofisteki bütün her şey beni mutlu etmesi için var. Ve neden? Çünkü günde 10 saat, 9 saat bu ofisin içindeyim. Ve işte neyi fark ettim biliyor musunuz? Bunun bir ismi varmış, hatırlamıyorum ismini de. Hem introvert, ya bazen introvert, bazen extrovert olan insanlar varmış ya. Ben onlardanmışım, yıllar sonra fark ettim. Anladım. Ben extrovert olduğumu zannediyordum. Oysa değilim, kendimi biliyorum. Hakikaten çok fazla insan sevmiyorum. Sadece sevdiğim insanları seviyorum. Sadece sevdiğim insan. Onlar beni sevmese de seviyorum bu arada. Mesela Onur'a mesaj atarım WhatsApp'tan, mesajıma geri dönmez. Bir daha atarım mesajıma geri dönmez. Neden atmaya devam ediyorum? Çünkü Onur'u seviyorum. O yüzden. Sadece sevdiğim insanları seviyorum. Sevmediğim insana da şey yapmak istemiyorum ve kapanıyorum. O, yani herkesin bir çalışma sistemi var ya, kapanıyorum. Öyle bir şey. Zaten bence pandemi insanlar için bir noktada iyi oldu. Şu noktada iyi oldu. Temel 2 soruyu sormaya başladı insanlar. İlk soru ben kimim? İkinci soru çevrem. Hani önce kendini sorgulamaya sonra çevresini sorgulamaya başladı. Yaratıcılar ve üreticiler için de bu tamamen çok farklı bir perspektif. Farklı bir bakış açısı. Hani insanın bir tık nereye doğru gittiğini, evrildiğini vesaire düşünmemize yardımcı oldu. Pandemi o açıdan faydalı oldu bence. Ben varoluşsal krize soktun. Süpersin bu arada yani. Bizi tribe soktun şimdi. Ben bir şey göstereceğim. Bak bu kitap, bu kitap. Stoacı'nın günlüğü gerçekten çok tavsiye ederim. Çok öğretici, çok öğretici. Bugün Onur satın aldığı kitapları tweetleyince, Instagram'da da paylaştı. Sizinle bunu paylaşayım dedim. Şu kitabı daha önce de okumuştum. Şu anda bir daha okuyorum. Bu Ryan Holiday, bu stoacılık bilmem ne var ya. Gerçekten iyi bir noktaya bence parmak bastın. Hepimiz içimize çok döndük bu koronavirüs sürecinde. Ve biz de bu arada dün böyle bir kriz yaşadık. Ben geçen hafta İstanbul'dayken Yücel de vardı. 150 kişilik bir etkinlikteydik. Ve zaten böyle ortalık karışık, İstanbul karışık falan. Ben dedim ki bir arkadaşıma, vallahi dedim bu hafta korona olmadıysam koronaya moronaya inancım kalmadı falan dedim yani. Böyle büyük konuştum. Ve dün akşam eşim böyle ağırlaştı biraz. Ve hemen test yaptırmaya götürdük. Neyse ki negatif çıktı. Ama böyle bir kriz yaşattı bize diye düşünüyorum. Şimdi 3. soru demiş Berkan. Evden ne zaman çıkacağım acaba, bir gün demiş. Ya Berkan bir şey değil mi? Vallahi ben 4 gün evden çıkmıyorum. Ve ulan ben en son 4 gün önce çıktım falan diyorum böyle. Ve arabaya biniyorum, en azından bir yere gidiyorum. Bir hava alıyorum falan.
kitap okuma alışkanlığı için yorumlarınız nedir demiş. O zaman konuklarımıza sırayla soralım. Onur ve Begüm, kitap okuma alışkanlığı için yorumlarınız nedir? Begüm sen başla. Soru arkada ucu açık olmuş. 22 var arkada da. Joseph Heller mıydı? Kitap okuma alışkanlığı sence nasıl kazanılır? Söyle bakalım. Kitap okuma alışkanlığı şöyle, zaten çocukluktan bir tık gelmesi gerekiyor. Hani ailenin bir tık yardımcı olması gerekiyor. Öyle olmadıysa da ya bu bir tık şey, hani farklı dünyalarda yaşama isteği, farklı maceralara atılma isteği, şu an istediğimiz maceraya yaşadığımız ülkedeki durumlardan ötürü vesaire farklı sebeplerden ötürü atılamıyoruz, yapamıyoruz. Hani bu tamamen macera perest bir huy diyebilir miyiz? Kitap okuma alışkanlığı acaba? Yani ne bileyim, hani öyle fantastik düşününce bence bir tık daha ilginç oluyor. Okay, ya ben bir ek yapacağım burada. Yani kitap okumak aklıma ne zaman gelse, ben hep işte Medium'daki okumam gereken daha sonra oku dediğim içerikler, mail kutuma düşen böyle bir hazine olarak gördüğüm içerikler var. Hep onları önceliklendirmeye çalışıyorum ben. Ve hala açtığım, ben bunu tekrar bir daha okuyayım dediğim, geri kapattığım birçok mail var. Orada benim daha çok aslında pişmanlığım var. Yani kitaptan önce ben de bu Medium'da ya benim bunu okumam lazım dediğim çok fazla içerik var. Onları da okuyamıyorum bir şekilde hepsini birlikte. Orada... Benim Onur'da sevdiğim şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Böyle Economist dergisi falan okuyor. The Economist var ya, İngiliz dergi. Onları falan okuyor. Ve inan bu sektörde, ben de bu arada herhalde şu, yani şuralarda, bak göstereyim kameramla bak. Şuradaki şeyleri görüyor musunuz? Yerdeki dergileri falan. Şuralarda hep dergi falan böyle. Evet evet. Aynen. Ben de sanırım 11-12 yıldır şeyim. Ya da bütün şeyi vardır yani bende. Hani bütün katalog vardır yani Economist'in. Gördüğüm kadarıyla kendini çok o anlamda geliştiriyor. Ve şey, bu sektörde kimin bu tarz dergileri ve içerikleri tükettiğini görüyorsam hepsi de hakikaten şey, tavırlı insanlar. Yani diyor ki kardeşim ben maddi özgürlüğümü kazandım. Tavrım da bu. Yersen. Tam olarak yersen yani. Öyle bir şey. Onur, kitap okumayla ilgili senden de bir görüş alalım o zaman. Ya bende de ağır makale okurum. Çok makale okurum. İşte dediğin gibi Economist, işte New York Times, Washington Post, New Yorker falan, bunlara böyle aboneliklerim var ve onları sürekli bildirimler sayesinde, işte digestler sayesinde takip ediyorum. Ve genelde şey de olmuyor yani, bu işte teknoloji, internet falan da olmuyor. Yani işte ne bileyim, non-binary ile ilgili bir makale görürsem okuyorum ya da apalakasız, benimle ilgili olmayan bir şeyle ilgili yani makale görürsem de okuyorum. Yani çok iyi makale okuyucusu olduğumu söyleyebilirim ama kitabı ben zorunda olduğum için üniversite boyunca okudum zaten. Yani klasikler, klasikler çıktı aradan onların hepsi. Ondan sonra ya var şimdi önümde de var, böyle 160 sayfalık bir tane kitap var, böyle işte 70. sayfasındayım falan. 3 aydır ben de önümde duruyor, odaklanamıyorum ama ben de şey yap, ya bir yandan ne bileyim işte ya bildirim geliyor ya aklıma bir şey geliyor, fikir geliyor ya işte Bitcoin düşüyor, dolar çıkıyor, işte ne bileyim gündem değişiyor falan, ya odaklanmam çok mümkün olmuyor. O yüzden böyle bitiriciliğim çok az kitaplarda, ama mesela takip ettiğim yazarlar var, bunların başında da işte Haruki Murakami var, onun böyle kitaplarını çok seviyorum, romanlarını falan çok seviyorum, o yeni kitap çıkardıkça mutlaka alıyorum ve düzenli okuyorum. Alışkanlık kazanmak için ne yapmak gerekir? Yani bana da söyleyin biliyorsun. Gerçekten. Kafana vura vura. Zor şey, yani. Önce bence odaklanmayı bilmek lazım belki, evet. Bilmiyorum. Ben biliyorsunuz 2017'de kitap girişimi yaptım. Orada da bir insight'im vardı. Orada bir içgörüm vardı. İçgörü neydi biliyor musunuz? Kitap doğru kişi tarafından seçilirse, yani kürasyon yapılırsa ve eğer kitap doğru çeviriye sahipse, çeviri çok önemli malum yabancı kitaplarda özellikle, doğru çeviriye sahipse ve içindeki içerdiği içerik, içerdiği akış insanlarda genel bir şey oluşturuyorsa, kitap okutuyor kendini zaten otomatikman. O yüzden biz kürasyon yapıyorduk.
Kendimiz seçiyorduk kitapları. Bak bu kitabı okumalısın diyorduk. Hatta sağ olsun az önce İbrahim Fatih abinin önerdiği kitaplardan daha beğenmediğim olmadı. Harika kitaplar öneri hakikaten demiş. Neden biliyor musun? Çünkü kendim beğenmediğim kitabı önermiyorum. O yüzden. Yani kendim beğenmem lazım o kitabı. Onu önermiyorum. Ama hani ben Onur gibi düşünmüyorum. Gerçekten yani elimden geldiği kadar çok kitap ve daha fazla zamanımı kitaba ayırmaya çalışıyorum. Ve hatta reminderlarım var. Reminderlarımda şeyler var. Benim zaten supplement hastası olduğumu biliyorsunuz artık. Yani bayağı hani saat kaçta hangi supplement'i alacağım yazıyor yani benim reminderlarımda. Ve atlamıyorum. Bak hatta şunu da göstermiştim. Bak önümde duruyor yani. Bu bir günlük supplementlerim benim bunlar. Yani öyle bir şey. Dolayısıyla şey bir bu bir de kitap okumayı kendime hatırlat. Reminder geliyor. Ne işim varsa bırakıyorum. Laps diye bir 10 sayfa 20 sayfa kitap okuyorum. Sana bir soru gelmiş Onur. Onu veriyorum ekrana. Frontend developer için katılabilir Microsoft'lar neler olabilir? Uzaktan yurt dışına çalışılabilir ama ürün yapımı olarak Onur Bey ne önerebilir? İyi yayınlar demiş. Ya böyle sorular hani çok geliyor ve bunları böyle anlık cevaplamak da zor. Çünkü işte ya frontend developerlar ya aklıma ilk şey geliyor. Ya ürün bazında aklıma işte yani HTML temaları yapabilirsiniz ve Code Canyon'dan falan satabilirsiniz ya da işte yani zor böyle düşünmek lazım. Böyle anlık cevap verebileceğim bir şey değil ama aklıma yani ilk frontend dediğinde aklıma direkt tema geliyor ve bu tema işte halihazırda pazara olan bir ürünün teması olabilir. Mesela Shopify için olabilir, WooCommerce için olabilir. Genel olarak WordPress için olabilir. İşte hani onlara bence ürün yapıp gayet iyi satabilirsin. Çok iyi tasarımlar yapıp çok iyi satabilirsin. Hani talepte olan şeyler oluyor genelde. Bence oradaki piyasayı araştırıp insanların neye ihtiyacı var, ne daha çok satar diye bakıp ona göre ürün çıkarmak lazım. Bunu mesela benim özelimde ben affiliate yaptığım için affiliate özelinde bir şey bulamamıştım. Ve kendim yapayım demiştim. Yaptığımı da kullandığım temayı da sattım aynı zamanda. İşte sen de şeye bakabilirsin mesela ne bileyim Team Fortress'ta işte en son çıkan temalara bakabilirsin. O en son üretilen temalar genelde hani trend olan temalar oluyor. Mesela adamlar işte yaza doğru işte wedding temalarını çıkarıyorlar. İşte inşaat temaları falan çıkarıyorlar ya da mesela çok güzel bir örnek vardı. Churchteams.com muydu? Ona benzer bir şey vardı. Bu Churchteams'de de sadece kiliselerin kullanabileceği nitelikteki tasarımları satıyordu adam WordPress teması olarak. Ve gerçekten böyle 10-20 bin dolar falan kazanıyordu. Çok sağlam bir işti. Hani o pazarı bulup ona uygun belki temalar tasarlayabilirsin. Aklıma ilk bu geliyor ama onun haricinde ya çok ben de frontend developer olmadığım için çok tecrübe bilgi sahibi olduğum bir alan değil. Şimdi bu konuda bir şey diyecektim. O yüzden ekranımı açtım az önce. Startups Watch var ya. Şimdi ben Startups Watch'un gerçekten bana bu kadar kafa açabileceğini, benim için bu kadar kafa açabileceğini tahmin etmiyordum. Ancak o kadar aktif çalışıyorlar ki çok ciddi bir startup ekleme şeyleri var. Ve sürekli yeni startuplar görüyorum, yeni fikirler görüyorum. Ve bu şöyle bir şey. Biliyor musunuz? Rakama bak, dataya bak. Türkiye'deki, hatta dünyadaki startup, Türkiye'deki diyelim, Türkiye'deki. Evet, dünyadaki değil. Türkiye'deki startupların %95'i hatta biraz daha fazlası milyon dolar ya da daha fazlasında bir değerlemeye ulaşamıyormuş. Şimdi bu insanlara kötü bir şey gibi geliyor bunun insanların kulağına. Ancak benim kulağıma böyle muazzam bir müzik gibi geliyor. Neden? Çünkü diyelim ki biz şu anda hatta Yücel de biliyor. Şu anda bir proje yönetiyoruz. İki tane mikro girişimci komünite üyesiyle birlikte. Ne yapmaya çalışıyoruz biliyor musunuz? Bir ürün yapıyoruz. Ocak sonunda piyasaya çıkacak şekilde. 1000-1500 dolar MRR'a getirmeye çalışacağız. Ve ondan sonra da satacağız. 1500 dolar MRR'la satmaya çalışacağız. Eğer bunu başarabilirsek
ve bir tane daha fikir var. O fikri de aynı anda, aynı zamanda da başarabilirsek bunu bir model haline getirmek istiyoruz. Bunu bir finansal bir çalışma sistemi modeli haline getirmek istiyoruz. Biz milyon dolarlık ürünlerin peşinden koşmayalım kardeşim. Biz 100 bin dolarlık ürünün peşinden koşalım. Evet. 100 bin dolarlık ürünü satmayı diyelim ki 500 dolar MRR yapıyor. 100 bin dolara sattık diyelim o ürünü. Ya şimdi 100 bin dolara sattığımız ürün yaratıcısına ev aldırmaz mı? İzmir'den 10 numara bir ev aldırır. Yani belki altına ikinci el bir tane mini aldırır. Mini araba aldırır 200-250 bin liraya. Ve dersin ki okey ben bir ürün daha yapacağım dersin. Ve bu arada işten bile değil şu an Amerika'da bir sürü insan mikro sahası yapıyor. Microacquire.com'da satıyor. Evet. Ve ve her şey satılıyor ya. Her şeyin bir alıcısı var kardeşim. Kesinlikle. Biliyorsunuz Mayıs ayında ben de sattım biliyorsunuz. Yani hatta galiba Türkiye'deki ilk Microacquire'dan satış yapan kişi oldum. UI kit yaptım. UI kit sattım. Yani şimdi söyleyebilirim. O zaman söyleyemiyordum. 12.700 pound'a sattım ya. Ulan bir tane UI kit 12.700 pound'a satılır mı? Böyle saçma sapan bir şey mi var? Ve 25 tane teklif geldikten sonra 2 haftada sattım. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şurada da bir soru daha alalım sonra kapatalım değil mi yayını? Mikro girişim ile uzun vadeli girişimleri birbirinden ayıran şey sizce nedir? Ne zaman satmalı, ne zaman satmamalı? Satarken beklenen fiyatlama ne olmalıdır? ERA x2, ERA x3 gibi. Ya çok güzel bir soru ya. Soruyu soran biliyor aslında yani. ERA'yı çarptığına göre. Çok iyi, biliyorum. Çok iyi soru. Ben kısa bir cevap verip Onur deneyimli bir insan olarak sana bırakayım. Ondan sonra toparlayıp kapatalım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bir girişim yapmak demek, yani mikro girişim değil, bir girişim yapmak demek, insan kaynakları, liderlik, yönetim, ondan sonra satış, pazarlama, growth, development, design, bir sürü farklı disiplini içinde barındırabilir. Ve tabii ki bir kişinin bütün bu disiplinlere hakim olması beklenemez. En az 3 kişinin, 2 kişinin yan yana gelip, belki yanlarına 2 tane çalışan, 3 tane çalışan alıp yapabilecekleri bir şey bu. Ve o süreçte bu artık beklenti yaratan bir girişim olduğundan dolayı başınıza her şey gelebilir. Yani bütün süreçte her tarafta fail edebilirsiniz ya da hiçbir yerde fail etmeyebilirsiniz. Hiçbir yerde fail etmemenize rağmen hiçbir yerden yatırım da bulamayabilirsiniz. Krediyle de iş yapabilirsiniz ya da bir sürü yerde fail eder kapatmak zorunda da kalabilirsiniz. Dolayısıyla çözülemez ve öngörülemez bir sürü şey başınıza gelebilir. Mikro girişimdeki durum bence şu. Bütün dünya da o kafada. MVP'ni yap, fikri test et, idea validation, fikri test et. Eğer fikir iyiyse geliştirmeye devam et ve bunu mümkün olduğu kadar senin takipçilerinle ve bu ürünle ilgilenen insanlara paylaşarak yap. Yani build in public. Bence ARR çarpı 3 doğru. Yani bir ürünün yıllık geliri, kar değil, geliri çarpı 3 bence bu işlerde doğru kafaymış gibi geliyor. Ne demek bu? Ayda 1000 dolar kazanan, 1000 dolar MRR yapan bir ürün yılda 12 bin, 3 yılda 36 bin dolar yapıyor. Eğer ben senin yerinde olsam ne yaparım? Microacquire 56 bin dolar listeler, 40 bin dolar verene her türlü gömerim diye düşünüyorum. Onur sen ne düşünüyorsun? Yani soruya bakıyorum. Mikro girişim ile uzun vadeli girişimleri birbirinden ayıran şey... Ya yani bir mikro girişim de uzun vadeli girişim olabilir. O yüzden yani belki karşılaştırma pek doğru değil burada. Ne zaman satmalı, ne zaman satmamalı kısmına gelince ya da satarken fiyatlama ne olmalı kısmına gelirsek yani ya satıp yani burada bu da bence hani kişiye göre değişir. Mesela ben de hani sizle aynı kafadayım. Böyle yapayım, büyüteyim ve satayım ve sonrasında başka bir işe girişeyim kafasındayım ama mesela sen şey de düşünebilirsin ya yapayım ve bu benim ömürlük projem olsun, benim emeklilik projem olsun, bana daimi mevcut gelirini hep getirsin. Hani seneler boyu ilerleyecek bir şeyse ben bununla devam edeyim de diyebilirsin. Ya da macera perestsen ben bunu çıkarayım elden, işte elimde bir fon olsun, bir para olsun, daha büyük bir şey yatırayım da diyebilirsin. Orada senin hani ya hayat tarzına göre değişebilir bu. Satışta da ya Microacquire'a baktığında ben gerçekten çok saçma fiyatlamalar görüyorum. Mesela ne bileyim hiç geliri yok. 30 bin dolara satıyor. İşte 500 dolar kazanıyor, 150 bin dolara satıyor falan. Orada da bence şeye bakıyorlar. Yani ürün için ayırdıkları zaman. Yani bu ürünü işte satın alan kişi baştan
üretmek yapmak istese ne kadar para harcardı, ne kadara yaptırmak zorunda kalırdı. Artı işte harcadığı zamanı, artı işte fikrin kendisini falan katıp böyle hani bir alıcı bulmaya çalışıyor. Bence her ürününde her fiyata alıcısı olabilir. Yani gerçekten 200 dolar kazanan bir ürünü de ne bileyim 80 bin dolara da satabilirsiniz. O yüzden hani piyasayı yoklamak lazım. Az önce Fatih'in dediği gibi hani 36 ise işte 52 yazmak lazım. İşte 52 ise belki 90 yazmak lazım. Zaten pazarlıklı ilerliyor. İçerik sitelerinde bu geçtiğimiz bir sene boyunca Empire Flipper'da satılan içerik siteleri aylık gelirinin 52 katına satılmış ortalama olarak. Yani 1000 dolar kazanan bir içerik sitesine 52 bin dolar, 1000 dolar kazanana 52 bin dolarlık işte satışla exit etmiş sahibi. Hani içerikte böyle bir rakam verebilirim ama MicroEquire'daki işler gerçekten çok farklı ilerliyor. Yani oraya ücretsiz bir yer zaten, girip bakabilirsiniz. Oradaki değerlendirmeler çok değişken oluyor fikre ve ürüne göre. Startup Watch güzel bir örnekti. Bunun yanı sıra bence şeylere de bakabilirsiniz. Indiehackers.com/products'ta mikro girişimler var. Bu mikro girişimlerin ne kadar kazandığını falan da paylaşıyorlar. Bu girişimin sahipleri paylaşıyor. Oradan hem fikir edinebilirsiniz, hem belki oradaki fikri daha iyi uygulayabileceğiniz bir fikriniz olur, onu yaparsınız. Bence oralara bakın. Yine Reddit'i tüketebilirsiniz. Reddit'te çok güzel fikirler paylaşılıyor. Mesela o fikirlerden de bence esinlenebilirsiniz. Yani nihayetinde hani kimse Amerika'yı baştan fethetmiyor. Yani herkes aynı keşfetmiyor. Herkes en iyi pazarlayabilen kazanıyor genelde. Şimdi o şekilde ilerleyebilirsiniz yani. Ben de şimdi bir şey eklemek istiyorum. Enerjik de bitireyim istiyorum. Yani Begüm'e ve Yücel'e de söz vereceğim. Şöyle ki, komünitede hani komüniteden bir tık bahsedeyim ama alakalı olduğu için, reklam yapmak için bahsetmiyorum. Reklam da olabilir bu arada, katılmak isteyenler. Yani hatta şöyle, katılmak isteyenler dün Yücel şöyle bir kod paylaşmış. Bu kodla katılabilirler bu yayında. Bu kodu yazarsanız %15 indirim alırsınız, katılmak istiyorsanız. Şöyle ki, ben aslında her ne kadar komüniteyi ya melek yatırımcıların ilgilenmeyeceği kadar küçük girişimler ve küçük ürünlerle ilgileneyim ve onlara fon sağlayayım diye kurmuş olsam da sanırım 2-3 ay sonra aklıma Omnicourse'un fikri geldi. Ve ismini de bütün logosunu bilmem nesini de ben yaptım Omnicourse'un. Şimdi ne oldu biliyor musun? Omnicourse komüniteden 3 tane üyenin bir arada olduğu, co-founderları olduğu bir girişim haline geldi. Ve yatırıma eriştiler. Benim de çok yardımım oldu. Ve 1 milyon dolar değerleme üstünden 170 bin dolar para soktular kasalarına. Ve komünite sonuçta o şirketin kurucusu olduğu için ortağı. Ve bir para kazanacak. Umarız exit'te. Bu venture building modeli hani benim yaptığım ve çok hoşuma gitti model. Model olarak çok hoşuma giden bir model oldu. Ancak tabii ki ilk kurarken aklımdan geçen model, bak İsmail de burada, Omnicourse'un CEO'su kendisi. Sağ olsun inandılar ve şu anda da 10 numara bir product ortaya koydular. Hatta ve hatta uygulamayı App Store ve Play Store'dan indirebilirsiniz. Onu da ufak reklamını yapmış olayım. Şimdi bir de en başta dediğim gibi ben dijital ürünlere, yani küçük ürünlere destek olmak istemiştim. Şimdi Yücel'in ürününden bahsedeceğim. E-commerce checklist'ten. Çünkü bugüne kadar bizim fonlayıp da lansmanını yaptığımız tek bir ürün var. O da e-commerce checklist. Bütün ürünleri Christmas sonrasına bırakmak zorunda kaldık. Çünkü şu an piyasaya güvenemiyoruz maalesef. Fonladığımız ürünleri. Ancak Yücel az önce anlattı. Toplam 35-40 saat alan bir ürün. Ve 35-40 saat alan yapması, yani üretmesi 35-40 saat almasına rağmen daha ilk 24 saatinde 2000 dolar, daha ilk işte 2-3 ayında çok daha fazlasını kazandırmış bir ürün yaptılar aslında Umut'la birlikte. Söylemeye çalıştığım komüniteden aldığı fon artı kazançlarından elde ettiği her türlü gelir Türkiye standartlarına göre ortaya bambaşka bir para koyuyor. Ama şimdi en küçük ürünü denedik. Büyük ürünü de denedik. Yani bir girişim de çıkarttık. Omnicourse Incorporation diye bir şirket çıkarttık. Neyi istiyorum sırada biliyor musun? O ortancayı istiyorum. Az önce Kadir dedi, hızlı dene, hızlı yanıl, mikro SaaS diye.
Tam olarak Kadir'le yapıyoruz şu anda. Kadir ve bir arkadaşımız daha Arda diye. Onlarla yapıyoruz. Ve yapmak istediğim şey ne biliyor musunuz? Gerçekten böyle 50 bin dolarlık bir exit yapalım ya. Millet gülsün. 50 bin dolarlık exit mi olur desin. Vallahi bir mikrosahas exit'i yapalım istiyorum komüniteden. Bir spawnlayalım, ortaya koyalım ve 50 bin dolar, 100 bin dolar, 200 bin dolarlık exit'ler yapalım istiyorum. Gerçekten Türkiye'deki insanın hayatını değiştirebilecek paralar olduğunu düşünüyorum bunları. Kusura bakmayın çok konuştum kapatırken. Begüm, sana söz veremedim kapatırken ama kapanışta insanlara söylemek istediğin, onları motive etmek istediğin ya da belki kendine not almak isteyebileceğin bir şeyler var mı? Biliyorum izlediğiniz için teşekkür ederim. Söz yapıyorum. Toparlayamadım. Hazırlıksız yakaladım. Evet. Teşekkür ediyorsun. İyi evet, ki buradasın. Hiç üzülmesin. Başka? Yani hayat güzel, eğlenir, mutlu olun. Peki enerji verdin bize ya vallahi. Evet, evet. Enerjik kapatalımın ete kemiğe bürünmüş hali oldu Begüm. Çok ben iyi. Bir şey söyleyeceğim kapatmadan. Öyle. Şimdi ya Begüm dedi ya ben tatmin olmak istiyorum diye. Ya benim ilk zehri aldığım nokta aslında ya Türkiye'de Türkçe blog yazıları yazıyoruz. O blog yazıların eğer ilk blog yazınızsa, ilk birkaç blog yazınızsa gerçekten insanların bu yazıyı okuduğundaki size gelen haz muazzam bir şey. Hiç yapmadıysanız bence ilk başta en temelde buradan başlayabilirsiniz. Benim de yani çok maddi bir beklentim yoktu o projeden. Ben şey için yaptım onu. Global bir proje yapayım. Lansmanı yaptıktan sonra o Google Analytics'te dünya haritasını açayım ve kimler giriyor onu canlı canlı izlemek istiyordum. Yani ben bunun hayalini kurarak geliştirdim ürünümü. O ürünü yaptığımda ben İzmir Buca'daydım. Yani İzmir Buca'dan benim Londra'daki, Vietnam'daki, Kaliforniya'daki ne bileyim Seattle'daki insana dokunabilmem müthiş bir şey. Yani bunu ben çok sihirli buluyorum. Bu beni çok mutlu ediyordu. O yüzden yani tamam doğru iş modeliyle bu ürünü kurgularsanız çok güzel işler çıkıyor ortaya. Sizi daha da motive ediyor ama bu haz başka bir haz. Eğer ilk defa deneyecekseniz bunları bu haz bence tadılması gereken bir şey diyerek tamamlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim yayın. Herkes izledi yani baştan sona kadar herkes buradaydı. Çok teşekkür ediyorum bu akşam vaktinde. Bu yoğun gündemde bize vakit ayırdığınız için. Begüm'e de Onur'a da ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Davet için biz teşekkür ediyoruz. Takip ediyorum. Onur'u. Sen kapanmadan Begüm'e önce. Begüm'e de içeriklerini bekliyoruz. Vay, o zaman Onur'a da söyleyelim. Onur sen kapanmadan önce insanlara ne önerirsin? Dolan kız. Dur. Şuraya yazacağım. Dur. Bekliyorduk şuraya. Yazayım bu tarihe not düşelim yani şuraya. Yazdım. Dolan kız. Yazdım buraya. Ben de biliyor musun? Çok benzer bir şey söyleyecektim. Ne diyecektim biliyor musun? Evet abi. Bundan bir sene önce yaptığın ürünün, yazdığın kitabın, işte iki gün önce tweet yazdım onlarla ilgili. 43 dolar para gelmiş. 42 dolar, 43 tane para gelmiş. Parası hesabına düştüğü Payoneer'e böyle bu para senin hesabına geldi falan dediği anda gerçekten insan tatlı oluyor ya. 43 dolar küçük bir para diyeceksin. Büyük bir insan için. Değil abi 43 dolar. Küçük değil artık. 43 dolar 600 lira ya. 600 lira bu hiçbir şey ya. Aynen. Yani şey ne donadı şey 43 dolar para gelince insan bir mutlu oluyor. Ve insanı evet. Bence daha mutlu eden şey ne biliyor musun? Hani Social Network filminde vardı ya. Do you know what's cool? Billion dollars falan böyle. Böyle günde 3-4 defa farklı 3-4 yerden 10 evet. Dolar, 20 dolar, 50 dolar, 40 dolar para geldiğinde ki hani bu hissi yaşadım biliyorum. Çok hoş bir his. İnanın bambaşka bir kafaya gidiyorsun artık. Çünkü geri dönüş yok oradan. Evet. Artık oradan geri dönüş yok yani. Hani öyle bir şey. Umarım sizin için de böyle olur. Community.com.tr unutmayın eğer üye olmak istiyorsanız benimle de görüşün, Yücel'le de görüşün. Mutlaka ve mutlaka sizin hayatınızı buna çevirmeniz lazım diye düşünüyorum. Herkese iyi geceler. Çok hızlı geldi iyi geceler mesajları. O yüzden herkese ekrana veremiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. İyi akşamlar. Siz çıkmayın. Yayını kapatıyorum ama bekleyin. Yayın bittiği zaman